Merhabalar ve hayırlı günler diliyorum. Şimdi 7 Ekim elbette bütün Orta Doğu'yu derinden etkiledi. Ama iki soru gündeme gelmişti 7 Ekim itibarıyla. Bunlardan bir tanesi İsrail'in karşı hamlesi ve saldırısı ne boyutta olacak diye ki bu soykırım boyutunda olduğu kuşkusuz. İkincisi de acaba bir bölgesel savaş çıkacak mı buradan? Endişe ve riskleriydi. Burada da gözlerin çevrildiği ülkelerden bir tanesi İran İslam Cumhuriyeti oldu. Şimdi İran'ın 7 Ekim'den itibaren takip ettiği politikaya ve sürece yaklaşımına baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz. İran Aksa Tufanı operasyonu ve ilgisinin olmadığını kanıtlamak için bütün mecraları kullandı ve sonuna kadar bunu vurguladı. Çünkü bununla bir şekilde ilintilendirilmesi durumunda başına gelecekleri biliyordu İran. Bu nedenle hiçbir alakası olmadığını devrim rehberi Ali Hamine'nin olmak üzere bütün İran yetkililer vurguladılar. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'le bir ideolojik çatışması var. Devrimi ideolojisini oluşturan ögelerden bir tanesi buydu. Anti-emperyalizm, anti-siyonizm gibi. Ama İran hiçbir zaman İsrail'e doğrudan bir savaş içine girmek istemedi. Hatta bunu kendi ulusal çıkarları açısından çok riskli buldu. Bu İran'ı Amerika ile karşı karşıya getireceği için de İran çok riskli buldu. İran daha ziyade İsrail'i uzaktan atışma bir şekilde uzaktan gerilimi sürdürme tarafında oldu. Elbette bunun geride kalan bir yıl boyunca bazı istisnaları vardı. En önemli istisna İsrail'in 1 Nisan'daki İran'ın Şam'da bulunan Büyükelçilik kompleksinde yer alan konsolosluk binasına yaptığı saldırı ve sonrasında İran'ın 13 Nisan'da bir misilleme yapmasıydı ki herkes İran'ın misillemesinin çok hafif bir misilleme olduğunda hemfikir kalmıştı o dönem. Ve son olarak da bilindiği gibi İsmail Haniye suikastından sonra sessizliğe gömülen İran, ihtiyatlı, stratejik bir sabırdan bahseden İran, Hasan Nasrallah ve onunla beraber Abbas Nilfur Uşan'ın öldürülmesinin ardından yine İsrail oldukça kontrollü olduğu anlaşılan ama belli noktadan da şiddetli olduğu görülen bir misillemede bulundu. Dolayısıyla İran geride kalan bir yıl boyunca sürecin olabildiğince dışında kalmaya çalıştı. Hatta şöyle ifade edebiliriz. İsrail'in İran'a yapmış olduğu taciz ve tahriklerin bir benzerinin örneğin bölgede herhangi bir devlet yapmış olsa İran bunu çoktan savaş sebebi sayardı ve çok daha şiddetli bir tepki verirdi. Ama İsrail konusunda biraz daha ihtiyatlı davrandığını görüyoruz İran'ın. Şimdi bu işin İran'a bakan boyutu bir de İran'ın bölgede birlikte hareket ettiğini iddia ettiği ve direniş ekseni olarak adlandırdığı bir takım grupları ilgilendiren boyutu var sürecin. Bunlarla da temel olarak esasen Hizbullah'ı kastediyoruz. Belli ölçülerde Haçlı Şabi'yi kastediyoruz. Hamas'ı yine belli ölçüde kastedebiliriz. Husileri ben bambaşka bir bağlamda değerlendiriyorum ama Husileri de buna katarsak şayet bunların süreçten nasıl etkilendiğini görüyoruz. Şimdi burada da iki temel ayrımı yapmak lazım. Hizbullah, Husiler, Haçlı Şabi yahut Hamas teker teker kendi bağlamlarında nasıl etkilendiler? Süreç bunların etkilenmesiyle beraber İran'ın kurmuş olduğu tırnak içinde direniş ekseni denen şeyi toplamda nasıl etkiledi? Bence bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi İran direniş ekseninin temel bir amacı var İran açısından. Çok araçsal bir değeri var. O da şu, çatışmayı İran sınırlarının dışında tutmak. Dolayısıyla İran açısından bir caydırıcılık esasen vazifesi görmek. Ve baktığımız vakit çatışma İran'ın sınırları dışında durmuş gibi görünüyor. İran bundan büyük bir zarar görmedi. Dolayısıyla ben İran'ın bu süreçten çok zarar gördüğünü düşünen tarafta değilim şahsen. İran'ın bu yapıları araçsallaştırdığı, kendi milli güvenliği ve kendi ulusal politikaları için kullandığını söyleyen taraftayım daha ziyade. Bu nedenle de bu direniş eksenini İran bağlamında düşünürsek İran'ın çok zarar ettiğini düşünmüyorum. İran açısından zaten bunların araçsal bir değeri vardı. Bir aparat vazifesi görüyorlardı. En azından bunların bir bölümü Hizbullah bunlardan bir tanesi bence. Ve bu vazife yerine getirmiş gibi görünüyor. Ama her birine teker teker baktığımızda ortaya nasıl bir sonuç çıktı diye düşünürsek Hizbullah'ın ciddi şekilde zayıfladığını, hem prestij anlamında zayıfladığını, hem liderlik anlamında zayıfladığını, hem de kapasite ve operasyon anlamında zayıfladığını görüyoruz. Bu Hizbullah'ın önümüzdeki süreçlerde de muhtemelen
hareketlerini ve yaklaşımını etkileyecektir diye ben şahsen tahmin ediyorum. Dolayısıyla Hizbullah bence bu süreçte en zararlı çıkan, süreçten en zararlı çıkan yapı idi. İran'ın direniş ekseni olarak adlandırılan yapılar içinde. Hamas'ın durumu ayrı değerlendirmek lazım. Ben Hamas'ı İran'ın vekil gücü olarak görenlerden değilim şahsen. Aralarında elbette bir çıkar birliği olduğunu görüyoruz. Ancak Hamas'ın da çok ciddi anlamda zayıfladığını görüyoruz. Her ne kadar İsrail Hamas'ı ortadan kaldırmak gibi bir hedefi var ise ve bunu gerçekleştirmemiş olsa da Hamas'ın da operasyonel anlamda bir hayli zayıfladığını görüyoruz. Benzer bir şey Husiler ve elbette Haçlı Şabi için de geçerli. Haçlı Şabi bu sürecin daha fazla dışında kaldı diye düşünüyorum şahsen. Ama bütün süreci değerlendirdiğimizde ben şahsen şunu görüyorum. İran'ın Orta Doğu'daki nüfuzunun çok azaldığı, çok da darbe aldığı iddiaları bana tam gerçek gibi gelmiyor. Çünkü İran bunları hem operasyonel anlamda çok fazla kullanıyordu, siyasi anlamda da kullanıyordu. Orta Doğu'daki nüfuzunu bölge devletlerine ve ABD'ye karşı. İran'ın bu nedenle biraz daha belki tırnak içinde kârdan zarar ettiğini söyleyebiliriz.